Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 7. sınıf Türkçe ders kitabı 2. tema sonu ölçme ve değerlendirme soruları sayfa 67. Burada bize metin verilmiş. Metnimizin ismi Lokman Hekim. Birlikte metnimizi okuyalım. Lokman Hekim ismini bilmeyen var mı? Bu da çağdan çağa, dilden dile söylenip gelmiştir. Allah dert verip derman aratmasın derler ya, bu sözün aslı Allah dert verip lokman aratmasın demiş bir zamanlar. Derler ki Lokman Hekim doktorların piriymiş. Dünyada ne bilgi varsa bilir, bütün otların, çiçeklerin, ağaçların dilinden anlarmış. Kara kaplı bir kitabı varmış ki içinde her işe çare, her derde deva yazılıymış. Lokman Hekim neyi bilmek dilerse ona bakarmış. Şöyle dağlara, kırlara çıksa her bir ot, her bir çiçek, her bir ağaç dile gelir. Hangi hastalığa iyi geleceğini, hangi derde deva olacağını söylermiş Lokman'a. Kopar beni, kaynat, içir insanlara. Öksürüğü şıp diye keserim. Yaprakların boğaz ağrısına iyi gelir. Şurubum iştah açar, böyle dermiş bilgiler. O da onları alır, elleriyle ilaç yapar, insanları iyileştirirmiş. Metnimizi yazan kişi Ali Piskillioğlu. Geçelim metinle ilgili sorularımıza. Birinci soru, Lokman Hekim hangi özelliğiyle adını duyurmuştur? Lokman Hekim doktorların piriymiş. Dünyada ne bilgi varsa bilir, bütün otların, çiçeklerin, ağaçların dilinden anlarmış. Kara kaplı bir kitabı varmış. İkinci soru, Lokman Hekim'in kara kaplı kitabında neler yazılıymış? Kara kaplı bir kitabı varmış ki içinde her işe çare, her derde deva yazılıymış. Lokman Hekim neyi bilmek dilerse ona bakarmış. Şöyle dağlara, kırlara çıksa her bir ot, her bir çiçek, her bir ağaç dile gelir. Hangi hastalığa iyi geleceğini, hangi derde deva olacağını söylermiş Lokman'a. Üçüncü soru, metinde hangi söz sanatlarına yer verilmiştir? Örneklendirme yapalım. Allah dert verip derman aratmasın. Burada dert ve derman sözcükleriyle tezat sanatı, yani karşıtlık sanatı yapılmıştır. Yaprakların boğaz ağrısına iyi gelir. Şurubum iştah açar. Böyle dermiş bitkiler. Bu cümlelerde de konuşturma var arkadaşlar. Burada bitkileri konuşturmuş, bir de kişileştirme sanatı yapılmıştır. Dördüncü soru, metin hangi tür yazıdan alınmıştır? Metinden ipuçları göstererek türünü belirleyiniz. Metin biyografi, yani ünlü bir kişiyi tanıtma, ünlü bir kişinin hayatını anlatma konusunda yazılmıştır. Doğru yanlış birinci soru. Halı, kilim dokumacılığı, bakır işlemeciliği geleneksel zanaatlarımızdandır. Doğru. Hacivat Karagöz geleneksel seyirlik oyunlarımızdandır. Doğru. Korusun bu gençlik vermesin sakın dizesinde geçen fiiller kılıç, yani iş bildiren fiillerdir. Doğru. Biyografilerde bir kişinin hayatı kendisi tarafından anlatılır. Biyografiler kendisi tarafından da değil, başka bir tarafından anlatır. Kendisi tarafından anlatılanlar da otobiyografidir arkadaşlar. Güreş, cirit, okçuluk ataspordalarımızdandır. Bu bilgi de doğru. 67'yi tamamladık. 68'e geçelim. Sayfa 68 C bölümünde noktalı yerlere uygun sözcükleri tamamlayalım. 1. Düşünceyi geliştirme yolları, tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal veriden yararlanma ve benzetmedir. Fiiller, anlam özelliklerine göre iş, oluş ve kılıç bildiren fiiller olarak üçe ayrılır. 3. Yaşar Doğu, güreş alanında ün yapmış tarihi şahsiyetlerden biridir. 4. Fatih Sultan Mehmet, dünyaca ün yapmış bir padişahtır. 5. Nevruz, kültürel değerlerimiz içinde yer alan 21 Mart'ta coşkuyla kutlandığı bir bayramdır. Ç bölümünde testlerimiz var. Birinci soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinin yüklemini oluşturan fiil farklı kipte çekimlenmiştir? Kulübü, kulübe, duvarının dibine uzandı. İlkbahar bir ümit tufanı olmuş. Martılar seni kurtarmaya geliyorlar diyor. Sen gemiden bizi seyret. Evet, buradaki kiplerimize baktığımız zaman arkadaşlar uzandı, olmuş diyor. Burada zaman kiplerimiz varken seyret. Buradaki 3 kipimizden farklıdır. Farklı olan D şıkkı. 2. Yaşar Doğu rakibine olanca gazabı ile atıldı. Çift sürer gibi sürdüğü yerde cümlesinde
hangi düşünceyi geliştirme yolundan yararlanmıştır? Burada çi sürer gibi dediği için arkadaşlar benzetme sanatı kullanılmıştır. 3. Elçiler de Konstantin'de çaresiz suslar cümlesindeki fiilin anlam özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada çaresiz sustular diyor arkadaşlar. Elçilerin durumunu bildiriyor. Cevabımız B şıkkı, durum bildiriyor. 4. Aşağıdaki cümlenin hangisinde amaç sonuç bildirilmektedir? Amaç sonuç cümlesi soruyor arkadaşlar. Fatih Boğaz'a hisar yaptırmak için Bizans İmparatoru'ndan yer istedi. Evet, burada Fatih'in izin istemesinin amacı buraya hisar yaptırmak. Amaç sonuç olan A şıkkı. Sonraki derse hazırlık. Demokrasi kelimesinin anlamını soruyor bize arkadaşlar. Demokrasi, halkın egemen olduğu, yani siyasal gücün halkın yetkisinde bulunduğu bir yönetim şeklidir. İkinci tanımımızda ise demokrasi, bir topluluk içerisinde kişilerin karşılıklı hak ve özgürlüklerinin varlığına dayanan bir yaşam biçimidir. İkinci sorumuzda 15 Temmuz 2016'da ülkemizde neler yaşandı? Büyüklerinize sorarak bilgi ediniz. 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi sebebiyle birçok vatandaşımız, polisimiz ve askerimiz şehit oldu. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı bir direnişle geri püskürtülmüştür. 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı ve topyekin mücadeleye katıldığı o tarihten itibaren her yıl demokrasi şehitleri için anma törenleri düzenleniyor. Her yıl 15 Temmuz günü şehitlerimiz için anma törenleri düzenlenmektedir arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.